Geçmiş olsun. Sağ ol komiser bey oğlum. Nasıl oldu durumu? Bir şey yok. Bekliyoruz öyle. İlyas bey, biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu komiser bey oğlum? Özhan'ın bir düşmanı falan var mıydı? Yok. Oğlum öyle şeylere hiç bulaşmazdı bile. Peki kim yapmış olabilir bunu? Bilmiyorum. Hiç bir tek kişi bile aklıma gelmiyor. Geçti. Rüyamda gördüm Lale ölüyordu. İyiymiş merak etme. Hastaneden haber geldi. Kabus gördün sadece. İyi miymiş? İyiymiş dedim ya. Hadi yat uyusan hadi. Hastaneye götür beni. Saçmalama kızım. Yoğun bakımda zaten şu an. Sana göstermezler. Sabah gideriz. Ne olur götür beni. Allah aşkına üzme beni ya. Sabah gideriz dedim. Olursa ben de ölürüm Lale. Biliyorsun değil mi? Aldın sen? Lale. Tamam tamam şaka yaptım.
kızım, senin ne işin var burada? Dayanamadım evde. Özhan nasıl? İyi mi? Yoğun bakımda. Bekliyoruz işte böyle. Göstermiyorlar mı? Yok. Nasıl göstermezler? Yoğun bakımda olduğu için özel izin almak gerekiyormuş. Ben bir gidip doktorla konuşayım. Canım benim. Sensiz ne yaparım ben? Sakın bırakma beni. İzmarit'teki DNA Yıldırım'a ait değil. Adamın kanında uyuşturucuya da rastlayamadık. Boşuna mı şüphelendik adamdan? Öyle gözüküyor. Bahçedeki ayakkabı izleri de Yıldırım'ınkiyle tutmuyor. Biri 43, diğeri 44 numara. 43 numara olan bir spor ayakkabı. Bana sanki boşa kürek çekiyormuşuz gibi geliyor. Yok, mahalleden gören kimse olmamış. Bende de pek bir şey yok. Olmayınca olmuyor işte. Ne bir delilimiz var, ne bir şüpheli. Ama yaşayan bir tanığımız var. Umarım ateş edeni görmüştür. En azından neler olduğunu anlatabilir bize. Hastaneye mi? Evet. Değişiklik yok mu? Bir şey yok komiser bey oğlum. Ama doktor iyi olacak dedi. Komiserim, özel bir şey konuşabilir miyiz sizinle? Tabii. Evet. Kusura bakmayın. Dün gece elimde değildi. Konuşamadım. Önemli değil. Kimin yaptığını düşünüyorsunuz? Henüz bir fikrimiz yok. Son zamanlarda gergindi biraz. Gece geç saatlere kadar çalışıyordu. İlk başta ben de herkes gibi daha fazla para biriktirebilmek için diye düşündüm. Ama işten eve geldiğinde bile bilgisayarın başından saatlerce kalkmıyordu. Canım ne yapıyorsun? Çalışıyorum hayatım. Hadi sen yat uyu. Saat kaç? 2. Sabah nasıl kalkacaksın? Hadi gel. Tamam hayatım. Yatarım birazdan. Çekindiği bir şeyler vardı. İşle ilgiliydi sanırım. Sana ne olduğunu söyledi mi? Hayır. Ne zaman konuyu açsam geçiştirip duruyordu. Bunun üzerine Başkomiser Orhan, Özhan Süzer'in evindeki bilgisayarı incelenmek üzere merkeze aldırdı. Bilişim uzmanları, Özhan'ın bilgisayarındaki şifrelenmiş belgeleri açtığında bunların Çin'den ithal edilen boyaların analiz sonuçları olduğu anlaşıldı. Kimyacılar, boyaların kurşun, kadmiyum ve arsenik düzeylerinin Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiğinin çok üzerinde olduğunu bildirdi. Delisin sen. Son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim. Yürüdüğünü görmeden ölmek haram mı? Thank you.
kız anaokulunda öğretmen. Bir gün adamın biri geliyor arabayla, çarpıp kaçıyor buna. Sonra kızın belden aşağı komple felç. Yapma ya. Ama adam sonra ne yapıyor? Ne yapıyor? Terk ediyor. Hayır canım. Gidiyor kızla evleniyor. Hadi canım. Sonra her gün kucağında taşıyormuş oraya buraya. Vay be. Gördün bak. Adam gibi adam olunca nasıl oluyormuş evlilik? E tamam kızım, biz de ne dedik, bir şey mi dedik? Ay Selim, bir ara takmamış mıydın? Yok evlenenler aldatıyor, boşanıyor falan diye. Hayat şartları ise al işte sana hayat şartı. Var mı bundan daha zoru? Vallahi hastanede ağlayacaktım neredeyse ya kız öyle görünce. Günaydın. Günaydın başkanım. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? İyi, öyle muhabbet ediyoruz sizi beklerken. Ha bu arada bilişimden arkadaşlar bilgisayarı incelemişler. Özhan Çin'den ithal edilen bir takım boyalar üstünde araştırmalar yapıyormuş. Ve bir şey bulmuş. Evet başkomiserim. Oyuncaklarda kullanılan boyalar sağlığa zararlıymış. Belliydi zaten o fabrikada bir şeyler döndü. Hmm.